Bak ayet hemen sıra sıra gidiyorum. Ali İmran suresini açtım rastgele önüme. Hemen diyor ki ya eyyühellezine amenu, ey müminler, la te'külür riba, ey müminler, katlaya katlaya faiz yemeyin. Müslümanlara sesleniyor. Katlaya katlaya faiz yemeyin. Bak uyarıyor Allah. Vettekullah, Allah'tan korkun. Faiz yemeyin, Allah'tan korkun. Faiz yemeyin. Yani faiz yiyenler demek Allah'tan korkmuyor manasına gelir bu ayet. Ayet okuyorum ha. Kur'an var önümde. Herhangi bir kitaptan değil yani. Çünkü bazıları kitap da beğenmiyor artık. Bir Buhari vardı Kur'an'dan sonra dayandığımız. Onu da çürütmeye çalışan zındıklar var memleketimizde. Ondan gösteriyorum. Size değil yani. Bunları yayınlıyoruz ya. Hemen yazıyor. Hoca diyor hiç ayet okumuyorsun, sen hep hadis uyduruyorsun diyor. Türkiye'de böyle bir gruplar oluştu artık. Tornacı, kaportacı, çiftçi, terzi, inşaatçı, boyacı hadis tahrici yapıyor artık. Hadis analizi yapıyor. Bir grup var ya, hadisleri siz de yorumlayın diyen, onlar yüzünden oldu bunlar. Hadis beğenmiyor. Ben hadis okuyunca beni reddediyor adam. Allah'a düşmanlık ederek, Allah'ın kitabına düşmanlık ederek Müslüman olunmaz. Müslümanlığın şartları var. İşte müminlere diyor ki faiz yemeyin. Ve Allah'tan korkun ki leallekum tuflihun, kurtuluşa eresiniz. Allah bize yolu göstermiş, yaratmış, önümüze dünyayı sermiş, bir de kullanma kulağımızı, ahkam-ı şer'iyeyi vermiş Kur'an'ı. Ama Kur'an bizim için bugün cenazelerde okunan bir kitap haline geldi. Evet, ölülerimizi okuyalım, armağan edelim, hayır hasenat yapalım ama şu Kur'an'ı okuyup anlayıp yaşayalım. Şu Kur'an'a göre yaşarsak sorun kalmayacak. Bu Kur'an'a göre aile hayatımız olursa sorun kalmayacak. Bu Kur'an'a göre devlet yönetimimiz olursa sorun kalmayacak. Allah ela ya'lemu men halak demiş. Yarattığını kendinden daha iyi bilen olabilir mi ya? Allah bize İslam ahkamını kuvvetlendiren, inşa eden, yaşatan kullarından olmayı nasip eylesin.